Sherlock Holmes Zümrüt Taç Yazan Sir Arthur Conan Doyle Bir sabah kavisli penceremizin önünde oturmuş, caddeyi seyrederken Holmes dedim, çılgın bir adam buraya geliyor. Yakınlarının onun yalnız sokağa çıkmasına izin vermiş olmaları çok üzücü. Durumu hiç de iyi görünmüyor. Arkadaşım tembel tembel koltuğundan kalktı ve elleri Rob de şambrının ceplerinde omzumun üzerinden dışarı baktı. Güneşli ama soğuk bir Şubat sabahıydı, önceki gün yan kar hala erimemişti. Baker Caddesi'nin merkezinde kar, arabalar sayesinde yumuşamıştı ama geri kalan yerler ve patikalardaki kar yığınları hala yağdığı andaki kadar beyaz duruyordu. Gri kaldırımlardaki kar kazınıp temizlenmişti ama hala son derece kaygandı, bu yüzden her zamankinden daha az insan gelip geçiyordu. Aslına bakarsanız metropolitan istasyonu yönünden, tuhaf davranışları dikkatimi çeken bir adamdan başka gelen kimse yoktu. Adam, 50 yaşlarında, uzun boylu, iri yarı, görkemli, iri, belirgin bir yüzü ve otoriter duruşu olan biriydi. Kasvetli ama zengin bir giyim tarzı vardı. Üzerinde siyah bir redingot, parlak bir şapka, temiz, kahverengi dizlikler ve iyi kesimli gümüşü bir pantolon vardı. Ama hareketleri, kıyafetlerine ve dış görünüşüne tamamen zıttı. Yorgun olduğu için bacaklarının üzerine basmakta zorlanıyormuş gibi sıçrayarak hızlı hızlı koşuyordu. Koşarken ellerini aşağı yukarı savuruyor, kafasını sallıyor ve yüzünü buruşturuyordu. Derdi ne olabilir? diye sordum. Kapı numaralarına bakıyor. Buraya geldiğinden eminim, dedi Holmes ellerini oluşturarak. Buraya mı? Evet, benden yardım istemek için geliyor. Belirtiler bunu gösteriyor. Aha. Sana demedim mi? Holmes konuşurken adam soluk soluğa kapımıza geldi ve zil sesi bütün evde yankılanana kadar zili çaldı. Kısa bir süre sonra hala uflayarak ve el kol hareketleri yaparak odaya girdi. Ama bakışları öylesine keder ve umutsuzluk doluydu ki gülümsememiz bir anda yerini korku ve üzüntüye bıraktı. Bir an için hiçbir şey söyleyemedi, bu arada olduğu yerde sallanıyor ve aklını kaybetmek üzereymiş gibi saçını çekiyordu. Sonra birdenbire ileri atılıp kafasını var gücüyle duvara vurmaya başladı. Hemen yanına koşup onu odanın ortasına getirdik. Sherlock Holmes onu rahat bir koltuğa oturttu, yanına oturup ellerine hafifçe vurdu ve ona çok usta olduğu yatıştırıcı konuşmalardan birini yaptı. "Buraya hikayenizi anlatmaya geldiniz, değil mi?" dedi. "Aceleyle geldiğiniz için yoruldunuz. Lütfen kendinizi toparlayana kadar bekleyin, daha sonra bize küçük probleminizi anlatırsınız." Adam birkaç dakika derin derin nefes alarak ve duygularıyla savaşarak öylece oturdu. Sonra mendiliyle alnını sildi, dudaklarını kapattı ve bize döndü. "Benim deli olduğumu düşünüyorsunuz," dedi. "Hayır, sadece çok ciddi bir probleminiz olduğunu düşünüyorum," dedi Holmes. "Tanrı şahit öyle. Aklımı kaybetmeme neden olacak kadar büyük bir problem." O kadar ani ve korkunç bir dert ki. Geçmişinde en ufak bir leke olmayan ben, toplumdan dışlanma tehlikesiyle karşı karşıyayım. Şahsi sıkıntılar her insanın kaderinde vardır ama bazen hepsi bir arada geliyor. Ve insanın karşısına o kadar korkunç şekillerde çıkıyor ki ruhunun ta derinliklerinde hissediyorsun bunu. Tabii bunu yaşayan tek kişi ben değilim yeryüzündeki en soylu insan bile bu korkunç olaydan kurtulmanın yolunu bulamadığı takdirde çok acı çekebilir. Lütfen bize kendinizi tanıtın bayım, dedi Holmes, kim olduğunuzu ve başınıza ne geldiğini iyice öğrenelim. Adım size tanıdık gelecektir. Ben Tihriat Nedle Caddesi'ndeki Holder, Stevenson Bankası'ndan Alexander Holder. Bu ismi gerçekten de çok iyi biliyorduk. Bu adam Londra'daki en büyük ikinci özel bankanın yaşlı ortağıydı. Londra'nın en önemli kişilerinden biri olan bu adamı böyle kötü duruma ne getirmiş olabilirdi? Adam hikayesini anlatmak için kendini toplayana kadar merakla bekledik. "Vakit değerlidir," dedi. "Polis müfettişi size gelmemi tavsiye edince hiç vakit kaybetmeden buraya geldim. Baker Caddesi'ne yeraltı geçidinden geldim." Oradan buraya yürüdüm. Çünkü bu karlı havada arabalar çok yavaş gidiyor. İşte bu yüzden nefes nefese kaldım. Zaten pek spor yapan bir insan da değilim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Her şeyi olabildiğince açık ve kısa bir şekilde anlatayım. Sizin de bildiğiniz gibi bankacılık işinde başarılı olabilmek birikimlerimizle karlı yatırımlar yapmamıza ve hem ilişkilerimizi hem de yatırımcıların sayısını artırmamıza bağlı. Parayı en karlı kullanma şekillerinden biri borç vermektir. Tabii bunun için güvenlik kusursuz olmalı. Bu yöntemle geçen birkaç yılda iyi kazanç sağladık. Değerli eşyalarını teminat olarak bırakıp karşılığında borç para alan birçok soylu aile var. Dün sabah kitiplerden biri bana bir kart getirdiğinde bankadaki büromda oturuyordum. Pert'deki ismi görünce çok şaşırdım belki bunun dünya çapında bir isim olduğunu söylemen yeterli olur. Çok şaşkındım çünkü bu İngiltere'deki en yüksek mevkideki tek asil ve en yüce isimlerden biriydi. Adam içeri girdiğinde daha ne kadar gururlandığımı bile söylememe fırsat vermeden iş konuşmaya başladı. Nahoş bir evden bir an evvel kurtulmak istermiş gibi bir hali vardı. Bay Holder, dedi, sizin borç para verdiğinizi duydum gerekli şartlar sağlandığında bankamız bunu yapıyor, dedim. Bu benim için çok hayati bir durum, dedi, 50 bin puğunda ihtiyacım var. Bu kadar önemsiz bir miktarı arkadaşlarımdan da alabilirim ama ben bunu bir iş olarak görüyorum ve kendi işimi kendim halletmem gerektiğini düşünüyorum. Benim durumumdaki biri, bir başkasını zor durumda bırakmaktan hoşlanmaz. Bu parayı ne kadar süreliğine istiyorsunuz diye sordum gelecek pazartesi yüklüce bir para alacağım, muhtemelen o günden sonra verdiğiniz parayı faiziyle geri öderim. Ama benim istediğim miktarı bir defada almam benim için çok önemli. Bu parayı resmi görüşmeler olmadan size kendim borç verebilirim, dedim, böylece bir sürü formaliteden kurtulmuş oluruz. Ama bunu firma adına yaparsam ortağımın da takip edeceği bir sürü formaliteyi uygulamamız gerekir parayı sizden almak benim de işime gelir, dedi yanındaki sandalyenin üzerinde duran siyah kare, Maroken kutuyu eline aldı. Eminim, Zümrüt Taç'ı duymuşsunuzdur. İmparatorluğun sahip olduğu en değerli şeylerden biri, dedim. Aynen öyle. Adam kutuyu açtı, kutuda pürüzsüz, parlak renkli bir koruyucunun içinde söz ettiği muhteşem mücevher duruyordu. 39 büyük zümrüt var, dedi. Altın taç paha biçilemez. En düşük değeri sizden istediğim miktarın en az iki katı. Teminat için bunu size bırakacağım. Paha biçilmez mücevheri alıp, ünlü müşterime şaşkınlık içinde baktım. Onun bu kadar değerli olup olmadığından şüphe ediyorsunuz, değil mi, diye sordu. Pek öyle sayılmaz. Ben sadece onu bırakmamın uygun olup olmadığından. Bu konuda rahat olun. Onu dört gün içinde geri alacağımdan emin olmasam size bırakmam. O çok değerli bir madde. Güvenliğiniz yeterli mi? Evet, yeterli. Hakkınızda edindiğim bilgiler üzerine size ne kadar güvendiğimi ifade etmek için çok değerli bu emaneti size bırakıyorum. Hem ağzınızın çok sıkı olduğuna ve bununla ilgili en ufak bir dedikoduya dahi sebep olmayacağınıza, hem de en ufak bir zarar görmesi halinde çok büyük bir skandala sebep olacak. Bu taçı en iyi şekilde saklayacağınıza inanıyorum. Ona en ufak bir zarar gelmesi bile en az ortadan kaybolması kadar ciddi bir sıkıntılar doğurur. Çünkü dünyada bunlarla eş değer olan hiçbir zümrüt yok. Yani bu yerine konulması imkansız bir servet. Onu pazartesi sabahı geri almak üzere size bırakıyorum. Müşterimin huzursuzlanmaya başladığını fark edince başka bir şey söylemedim. Kasa sorumlusunu çağırıp ona, beyefendiye 50 bin pound ödemesi emrini verdim. Adam gidip de önümde masanın üzerinde duran paha biçilmez kutuyla baş başa kalınca da omuzlarımdaki ağır sorumluluk içime korku saldı. Bu iş milli bir servetle ilgili olduğu için bir şanssızlık durumunda çok korkunç bir skandal ortaya çıkacaktı. Ne var ki durumu değiştirmek için çok geçti, bu yüzden onu kendi özel kasama kilitledim ve işime döndüm. Akşam olduğunda bu kadar değerli bir şeyi odada bırakmanın tedbirsizlik olacağına karar verdim. Daha önce birçok bankacının kasası hırsızlar tarafından zorlanmıştı, benim kasamı da açmaya çalışabilirlerdi. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi demek benim için bir felaketin tam ortasında kalmak demekti ve ben de sahibi gelip onu benden alana kadar yanımda taşımaya karar verdim böylece hep güvende olacaktı. Hemen bir araba çağırdım ve mücevherle birlikte Stratham'daki evime doğru yola koyuldum. Üst kata çıkıp da, onu yatak odamdaki şifoniyere kilitleyene kadar da rahat edemedim. Olayı tamamen anlayabilmeniz için biraz da ev halkından söz edeyim Bay Holmes. Seysim ve uşağım evin dışında kalırlar. Üç tane hizmetçim var, bunlar güvenilir kişiler ve birkaç yıldır yanında çalışıyorlar fakat şimdi güvenilirlikleri oldukça şüphe altında. Kendisine özel hizmetçim Luci Par birkaç aydır benim için çalışıyor. Çok düzgün bir kişiliği olan ve kendisine her zaman güvendiğim biridir. Çok hoş bir kızdır, onu gören herkes kendisine hayran kalır. Onunla ilgili tek tereddüt ettiğimiz nokta yok ve ona her yönüyle güveniyorduk hizmetçilerle ilgili bu kadar bilgi yeter sanırım. O kadar küçük bir aileye sahibim ki onu anlatmak çok uzun sürmeyecek. Ben boşandım, bekarım Arthur adında bir oğlum var. Oğlum benim için tam anlamıyla bir hayil kırıklığı Bay Holmes, üzüntü verici bir hayil kırıklığı evet, bunun için suçlanması gereken kişi benim. İnsanlar, onu şımarttığımı söylüyorlar, evet bunda haklılar sevgili eşim öldüğünde sevgimi vermem gereken tek kişinin o olduğunu düşündüm. Onun gülümsemesinin bir an bile kaybolmasına dayanamıyordum. Bir dediğini iki etmedim. Belki böyle yapmamak ikimiz için de daha iyi olurdu ama benim tek amacım onun için en iyisini yapmaktı. Doğal olarak onun da yaptığım işle ilgilenmesini ve başarılı olmasını hayal ediyordum ama onun işle hiç ilgisi yoktu. O yabani, dik başlı bir çocuktu ve gerçeği söylemek gerekirse, ona büyük miktarlarda para verecek kadar güvenmiyordum. Gençken aristokratik bir kulübe üye oldu. Orada çok cazip konularla uğraşıyorlardı. Sonunda kabarık keseleri, pahalı zevkleri ve alışkanlıkları olan bir grup adamla çok samimi oldu. Kumar oynamaya başladı, paraları at yarışında çarçur etti. Para istemek için birçok kez bana geldi ve yalvardı onurunu kurtarmaya çalışıyordu. Birçok kez bu tehlikeli ortamdan kurtulmaya çalıştı ama her seferinde arkadaşısı George Burnsel'in ısrarlarına dayanamayıp geri döndü. Sir George Burnmel gibi bir adamın onun üzerinde böylesine büyük bir etkiye sahip oluşu beni hiç şaşırtmadı. Bu beyi sık sık evime getirirdi ve ben de onunla ilgili işlerin cazibesine kapılmaktan kendimi alıkoyamazdım. O Arthur'dan yaşça daha büyük ve dünyayı parmağında oynatabilecek bir adam. Her yere gitmiş, her şeyi görmüş, çok yetenekli bir konuşmacı ve çok yakışıklı bir adam. Soğukkanlı ve çekicilikten uzak olmasına rağmen olumlu konuşmaları çok ikna edici geliyor. Ama onun güvenilmemesi gereken biri olduğunu anlatan bir bakışını yakaladım. Yalnızca ben böyle düşünmüyorum bir kadının güçlü hislerine sahip olan küçük Mariam de benim gibi düşünüyor. Geriye anlatılacak bir tek Mari kaldı, o benim yeğenim. Erkek kardeşim beş yıl önce ölünce yapayalnız kaldı, ben de onu evlat edindim ve ona kendi kızımmış gibi baktım. O, evimin güneşi, tatlı, sevgi dolu, güzel, harika bir ev sahibesi, aynı zamanda son derece sessiz ve nazik bir genç hanımdır. O, oh, benim sağ kolum onsuz ne yapardım bilemiyorum. Yalnızca bir kez benim istediğim bir şeye karşı geldi. Oğlum ona deli gibi aşık olduğu için iki kez evlenme teklif etti ama yeğenim her defasında bu teklifleri geri çevirdi. Bence onu doğru yola götürebilecek tek kişi Mari'dir ve bu evlilik oğlumun tüm hayatını değiştirebilir ama çok yazık. Artık çok geç, çok geç. Şimdi Bay Holmes, evimde yaşayan herkese öğrendiğinize göre acıklı hikayemi anlatmaya devam edebilirim. O gece yemekten sonra misafir odasında kahvelerimizi yudumlarken Arthur ve Mary gündüz olanları, eve getirdiğim paha biçilmez mücevheri anlattım ama müşterimin adını onlara söylemedim. Ben bunları anlatırken kahvelerimizi getiren Lucy Parr'ın odadan ayrılmış olduğundan eminim ama kapı tam olarak kapalı mıydı bilemiyorum. Mari ve Arthur meşhur taçı çok merak etti ve görmek istedi ama bunun pek iyi bir fikir olmadığını düşünüyordum. Onu nereye koydum diye sordu Arthur. Kendi şifoniyerime. Güzel, umarım gece çalınmaz dedi. Kilitli, dedim. Ah, bütün eski anahtarlar şifoniyeri açıyor. Ben küçükken dolapların anahtarlarıyla orayı defalarca açmıştım. Oğlum genellikle oldukça patavatsız konuşurdu, bu yüzden söylediklerini önemsemedim. Yüzü çok asık bir şekilde odama kadar bana eşlik etti. Bir dakika baba, dedi, umutsuz bir ifadeyle, bana 200 pound verebilir misin? Hayır, veremem, diye cevap verdim. Şimdiye kadar sana yeterince cömert davrandım zaten. Çok haklısın ama eğer bu parayı alamazsam kulübe bir daha gidemem. Çok da iyi olur diye bağırdım. Evet ama benim gurursuz bir adam olarak yaşamama izin veremezsin dedi. Bu rezalete dayanamam. Bu parayı bir şekilde bulmak zorundayım. Sen vermeyeceksen ben de başka yollar denerim. Oğlumun bu ay içinde benden üçüncü para isteğiydi ve buna çok sinirlenmiştim. Benden çeyrek peni bile alamazsın diye bağırdım. Arthur başını sallayıp tek kelime etmeden odadan çıktı. O gittikten sonra şifonyeri açıp hazinemin güvende olduğunu görüp tekrar kilitledim. Sonra dışarıda her şeyin normal olup olmadığına bakmak için evin etrafını dolaştım. Bu görevi genellikle Maria bırakırdım ama o gece kendim yaparsam daha iyi olacağını düşündüm. Merdivenlerden inince Maria'nın koridorda camın önünde durduğunu ve beni görünce camı hızlıca kapattığını fark ettim. Söylesene baba, dedi, biraz rahatsız olmuş bir ifadeyle bana bakarken hizmetçi kıza, "Luce'ye bu gece dışarı çıkması için izin verdin mi?" Hayır. Az önce arka kapıdan içeri girdi. Onun biriyle buluşmak için bahçe kapısına gittiğinden hiç şüphem yok. Ama bunun hiç doğru olmadığını ve birinin ona engel olması gerektiğini düşünüyorum sabah onunla konuşursun ya da istersen bunu ben yaparım. Her yerin kilitli olduğundan emin misin? Evet baba. Güzel, öyleyse iyi geceler. Onu öptüm ve yatak odama gidip hemen uykuya daldım. Olayla ilgisi olabileceğini düşünerek size her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Lütfen siz de çok net olmadığını düşündüğünüz noktalarda sorular sorun tam tersine her şeyi son derece açık bir şekilde anlatıyorsunuz. Hikayemin en açık olması gerektiğini düşündüğüm kısmına geldim. Uykum çok ağır değildir ve şu bir gerçek ki, kafamdaki huzursuzluk, uykumun daha da hafif olmasına sebep oldu. Sabahın ikisinde evdeki bir takım gürültülerle uyandım. Sesler, ben tamamen uyanmadan önce kesildi ama bana bir pencere yavaşça kapanmış gibi geldi. Kulak kesilip dinlemeye başladım. Birdenbire yan odada yavaşça yürüyen birinin ayak sesleri duyuldu. Hemen yataktan fırladım, kalbim korkudan yerinden fırlayacakmış gibi atıyordu. Giyinme odasının kapısının yanına geldim. Arthur, diye bağırdım. Seni hain. Seni hırsız. O taça dokunmaya nasıl cüret edebildin? gaz lambası hafif yanıyordu ve benim mutsuz oğlum, üzerinde bir tişört ve pantolonla ışığın yanında duruyordu. Taç elindeydi. Onu bükmeye çalışıyormuş gibi görünüyordu. Bağırdığımı duyunca onu elinden düşürdü, yüzü bir ölününki kadar solgundu. Taçı alıp incelemeye başladım. Üzerinde üç tane zümrüt olan altın uçlardan biri yoktu. Seni alçak ona zarar verdin. Şerefimi beş paralık ettin, sonsuza kadar onursuz bir adam olarak yaşamama sebep oldun. Çaldığım mücevherler nerede, diye bağırdım hırsla. Çaldığım mücevherler mi? Evet, sen çaldın, diye kükredim onu omuzlarından kavrayıp sallarken. Çalınan hiçbir şey yok. Hiçbir şey kaybolmuş olamaz, dedi üç tanesi kayıp ve sen onların nerede olduklarını biliyorsun. Sana hem hırsız hem de yalancı mı demeliydim? Başka bir parçayı daha koparmaya çalıştığını görmediğimi mi sanıyorsun? Beni yeterince aşağıladın, dedi, buna daha fazla dayanamayacağım. Dinlemek yerine beni aşağılamayı seçtiğin için bu konuyla ilgili tek kelime daha etmeyeceğim. Sabah evinden ayrılacağım, kendi hayatımı kuracağım. Burayı ancak polis eşliğinde terk edebilirsin, diye haykırdım üzüntü ve hırstan adeta deliye dönmüş bir halde. Bu olayı sonuna kadar araştıracağım. Benden hiçbir şey öğrenemezsin, dedi yapısında olduğuna daha önce hiç şahit olmadığım bir tutkuyla. Polisi arada ne bulabiliyorlarsa bulsunlar. O sırada, ev halkı bağırışım yüzünden uyanmıştı. Odama gelen ilk kişi Marid'i, Taça ve Arthur'un yüzüne bakınca olan biteni anladı ve bir çılık atıp bayıldı. Orta hizmetçisini hemen polis çağırması için gönderdim, artık soruşturma onların işiydi. Müfettiş ve bir polis memuru eve gelince, kolları bağlı, öfke içindeki Arthur, amacımın kendisini suçlamak olup olmadığını sordu. Ben de bunun özel bir mesele olmaktan çıkıp sosyal bir olay haline geldiğini, çünkü o taçın milli bir servet olduğunu söyledim. Bundan sonrasını kanunların halletmesini istiyordum. En azından beni böyle kolayca tutuklatmana izin vermeyeceğim. İzin ver beş dakika için dışarı çıkayım. Bu hem senin hem benim için çok iyi olacak. Kaçman için mi izin vereyim? Yoksa çaldığın şeyi saklaman için mi, dedim. Sonra içinde bulunduğum korkunç durumu fark edip ona yalnız benim değil, benden daha önemli olan birinin, kuzeninin de onurunu ayaklar altına aldığını hatırlaması için yalvardım. Ona, ülkeyi sarsacak bir skandala sebep olacağını anlatmaya çalıştım. O belki bu durumdan sıyrılabilirdi ama üç çalıntı taşı ne yapabilirdi ki? Eninde sonunda bu olay karşına çıkacak, dedim, yakalandığında hiçbir itiraf suçunu hafifletmeyecek. Ama bize zümrütlerin nerede olduğunu söylersen her şey unutulur ve affedilir affını onu isteyenlere sakla diye cevap verdi beni küçümseyen bir ifadeyle. Ne söylersem söyleyeyim onun fikrini değiştiremeyeceğimi anladım. Geriye tek bir yol kalıyordu. Ben de müfettişi çağırıp onu gözaltına aldırdım. Derhal etraf araştırıldı, kayıp taşları bulmak için sadece oğlum değil, onun odası ve evin her bölümü arandı ama hiçbir iz bulunamadı. Perişan çocuk tüm ikna çabalarımıza ve tehditlerimize rağmen ağzını bile açmadı. Bu sabah hücreye atıldı ve polis merkezinde bütün işlemleri yaptıktan sonra, olayı açıklığa kavuşturmanız için size yalvarmaya buraya geldim. Polis, şu anda yapabilecek hiçbir şey olmadığını söyledi. Gereken her masrafı yapabilirsiniz. Taşlar için bin poundluk bir ödül de koydum. Tanrım başka ne yapabilirim ki? onurumu, değerli taşları ve oğlumu bir gecede kaybettim. Ah, ben ne yapacağım? Adam bir elini başına koydu ve ileri geri sallanmaya başladı. Üzüntüsünü kelimelere dökemeyen bir çocuk gibi homurdanıyordu. Sherlock Holmes kaşları çatık, gözleri ateşe kilitlenmiş şekilde birkaç dakika sessizce oturdu. Çok ziyaretçiniz olur mu? diye sordu. Hayır, ortağım ve ailesi ve Arthur'un arkadaşının dışında olmaz. Son zamanlarda Sir George Burnwell birçok kez bize geldi. Sanırım başka misafirimiz olmadı. Çok sık dışarı çıkar mısınız? Arthur çıkar. Mari ve ben evde kalmayı tercih ederiz. İkimiz de dışarı çıkmadan ve arkadaş toplantılarından pek hoşlanmayız. Bu genç bir kız için çok tuhaf bir durum. Onun çok sakin bir yapısı var. Ayrıca o kadar da genç sayılmaz, 24 yaşında. Söylediklerinizden anladığım kadarıyla bu olay onu da şok etti. Korkunç şekilde benden daha fazla etkilendi dersem yalan olmaz. İkinizin de Arthur'un suçlu olduğundan hiç şüpheniz yok, öyle mi? Nasıl şüphe edebiliriz ki? onu elinde taçla buldum. Bunun çok kesin bir delil olduğunu düşünmüyorum. Taçtan geriye kalan kısım zarar görmüş müydü? Evet, ikiye katlanmıştı. Peki, oğlunuz onu düzeltmeye çalışıyor olamaz mı? Tanrı sizi kutsasın. Hem benim hem de oğlum için iyi niyetli düşünüyorsunuz. Ama bu çok ağır bir görev. Oğlum orada ne arıyordu? Eğer kötü bir amacı yoksa bunu neden söylemedi? Haklısınız. Ama eğer suçluysa neden bir yalan uydurmadı? Sessizliği hem lehine hem aleyhine oldu. Olayla ilgili birçok tuhaf nokta var. Polis sizi uyandıran seslerle ilgili ne düşünüyor? Arthur'un odasının kapısını kapatırken çıkardığı sesler olabileceğini söylediler. Hoş bir hikaye. Zaten ağır bir suç işlemeye karar veren biri tüm ev halkını uyandırmak için kapıyı çarpar. Peki taşların ortadan kaybolmasına ne diyorlar? Tahtaların aralarını gözden geçiriyor ve taşları bulmak umuduyla eşyaları inceliyorlar. Evin dışına bakmayı akıl edebildiler mi? Evet, olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Bahçenin her yerini didik didik aradılar. Şimdi sevgili bayım, dedi Holmes, bu olayın sizin de polisinde tahmin ettiğinizden daha ciddi bir durum olduğunu fark edemediniz mi? Bu size basit bir olay gibi geliyor ama bence çok karmaşık bir durum. Sizin ürettiğiniz teorinin ne anlama geldiğine bir bakalım. Siz, oğlunuzun yatağından kalkıp büyük bir riske girerek sizin giyinme odasına geldiğini, şifoniyerinizi açtığını, taçı çıkarıp bir parçasını kırdığını, odadan çıkıp taçtan çaldığı üç taşı kimsenin bulamayacağı bir yere sakladığını ve sonra da kendini ele verecek olan diğer taşların bulunduğu taçla geri döndüğünü düşünüyorsunuz. Şimdi size soruyorum, bu teori mantıklı mı? Ama başka ne olmuş olabilir, diye bağırdı bankacı umutsuzluk içinde. Eğer oğlum masumsa neden orada ne yaptığını açıklamadı. Bunu bulmak bizim işimiz, diye cevap verdi Holmes, bu nedenle şimdi izin verirseniz Bay Holder, birlikte Stretama gidelim ve ayrıntıları daha dikkatli incelemek için bir saatimizi ayıralım. Arkadaşım bu yolculukta onlara eşlik etmem için beni de çağırdı. Dinlediğim hikaye merakımı cezbettiği için ben de onlarla gitmeye can atıyordum. İtiraf etmeliyim ki zavallı bankacının oğlunun suçlu olduğundan tıpkı babası gibi ben de emindim. Ama yine de Holmes'un değerlendirmelerine çok güvendiğim için arkadaşımın şüphe duyduğu noktaların umut vaat ettiğini hissediyordum. Holmes güneydeki banyolere kadar hiç konuşmadan oturdu, çenesi göğsüne gömülmüş, şapkası gözlerinin üzerine düşmüş, derin düşüncelere dalmıştı. Müşterimiz, ortaya çıkan umut ışığının ardından biraz rahatlamış görünüyordu. Hatta benimle, işiyle ilgili gelişi güzel konularda konuşmaya bile başlamıştı kısa bir tren yolculuğunun ve kısa bir yürüyüşün ardından, büyük yatırımcının mütevazı evine, Firebank'e geldik. Firebank oldukça büyük, beyaz taştan yapılmış, yolun biraz gerisinde bulunan kare şeklinde bir evdi. Karla kaplı çimenleri olan bir alan, girişteki iki büyük demir kapıya uzanıyordu. Sağ tarafta mutfak kapısına uzanan yolda, iki düzgün çitin arasındaki dar bir patikaya giden küçük bir açlık vardı. Sol tarafta ahırlara giden bir yol vardı ama burası tamamen çiftliğin alanına dahil değildi. Herkes tarafından kullanılabilen bir yoldu. Ama oradan pek kimsenin geçmediği belliydi. Sherlock Holmes kapıda bizden ayrılıp yavaş yavaş evin etrafında dolaşmaya başladı. Önce ön kısımdaki eve eşya getirenlerin kullandığı patika ve bahçeyi, son olarak da ahırlara giden yolu dikkatle inceledi. Tüm bunlar o kadar uzun sürdü ki, Bay Holder'la birlikte yemek odasına gidip ateşin yanında Holmes'un gelmesini bekledik. Kapı açılıp içeri genç bir hanım girdiğinde sessizce oturuyorduk. Orta boylu, zayıf, koyu renk saçları ve yine koyu renk gözleri olan soluk tenli bir hanımdı bu. Bir kadının yüzünün böylesine soluk olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Dudakları da kansızdı gözleri ise ağlamaktan kıpkırmızı olmuştu. Onu görünce sabah bankacının bize geldiğindeki üzgün halinden çok daha büyük bir üzüntüye kapıldığını olduğunu fark edince çok etkilendim. Kontrollü bir yapıya sahip, güçlü bir kişiliği olan bir kadın olduğu belliydi ama üzüntüsü bu özelliklerinden daha dikkat çekiciydi. Varlığımı önemsemeden, doğruca amcasının yanına gidip, hassas bir kadının ilgi dolu tavırlarıyla, onun yüzünü avuçlarının arasına aldı. ''Artur'u serbest bırakmalarını söyledin baba, değil mi?'' diye sordu. ''Hayır, hayır kızım, olay en ince ayrıntısına kadar araştırılmalı. Ama onun suçsuz olduğundan eminim. Kadınların içgüdülerinin ne kadar kuvvetli olduğunu bilirsin. Onun suçlu olmadığına eminim ve bu yüzden ona böyle sert davrandığın için çok üzüleceksin. Madem suçsuz, neden sessiz kalıyor? Kim bilir?'' belki sırf senin ondan şüphelenmene sinirlendiği için susuyordur. İyi ama onu elinde taçla yakaladıktan sonra nasıl ondan şüphelenmem? Ah ama onu yalnızca bakmak için eline almış olabilir. Ne olur bana inan, o suçsuz. Bırak bu olay kapansın. Sevgili Arthur'umuzun hapiste olduğunu düşünmek bile korkunç. Taşlar bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacağım Mari, asla. Arthur'a olan sevgin benim gördüğüm korkunç delilleri görmene engel oluyor. Olayı örtbas etmek yerine Londra'dan her şeyi derinlemesine inceleyerek aydınlatacak bir beyefendi getirdim. Bu bey mi?" diye sordu bana bakarak. Hayır, onun arkadaşı. Kendisini yalnız bırakmamızı istedi ve şu anda ahırda. Ahırda mı? Koyu renkli kaşları hayrete yukarı kalktı. Orada ne bulmayı umuyor? Genç kız konuşmasını bitirmişti ki Holmes içeriye girdi. Ah sanırım bu gelen o, benim yürekten inandığım gerçeği, yani Arthur'un masum olduğunu ortaya çıkaracağınızdan eminim bayım. Holmes, size tamamen katılıyorum ve bunu ispatlayacağımıza eminim, dedikten sonra ayakkabılarındaki karı temizlemek için paspasa gitti. Bayan Mari Holder ile tanışma şerefine erişmiş olmalıyım. Size birkaç soru sorabilir miyim? Tabii efendim. Eğer bu korkunç olayı aydınlatmanıza yardımcı olacaksa lütfen sorun. Geçen gece hiçbir ses duymadınız mı? Hayır, sadece amcamın yüksek sesle konuştuğunu duydum. Onu duyduktan sonra da hemen odasına koştum. O gece pencereleri ve kapıları siz kapatmıştınız. Hepsini kilitlediğinizden emin misiniz? Evet. Sevgilisi olan bir hizmetçiniz var, değil mi? Bildiğim kadarıyla o gece amcanıza kızın amcanızdan izin almadan dışarı çıktığını söylediniz. Evet ayrıca misafir odasında bekleyip amcamın taçla ilgili anlattıklarını duymuştu. Anlıyorum. Siz onun sevgilisine duyduklarını anlatmak için dışarı çıktığını ve ikisinin birlikte bir soygun planı yaptığını düşünüyorsunuz. Bu boş teorilerin bize ne faydası var?" diye bağırdı bankacı sabırsızlıkla size Arthur'u elinde taçla gördüğümü söylüyorum. Bir saniye bekleyin Bay Holder. Bu konuya döneceğiz. Şimdi şu kız, Bayan Holder, onun mutfak kapısından döndüğünü görmüş olmalısınız. Evet, kapıların kilitli olup olmadığını kontrol etmeye gittiğimde onun sessizce içeri girdiğini gördüm. Karanlıktaki adamı da gördüm. Adamı tanıyor musunuz? Ah evet, sebzelerimizi getiren manavdı. Adı Francis Prosper. O kapının solunda, yani dar yolun biraz ilerisinde duruyordu. Peki, o mesafeden kapıya ulaşması mümkün mü? dedi Holmes. Evet, bunu yaptı. Öyleyse tahta bacaklı bir adam olmalı. Genç hanımın anlamlı siyah gözlerinde korkuya benzer bir ifade oluşmuştu. Niçin bir sihirbaz gibi davranıyorsunuz? Bunu nereden biliyorsunuz? Genç hanım gülümsedi ama Holmes'un zayıf, sert yüzünde en ufak bir tebessüm belirtisi yoktu. Şimdi üst kata gidelim, dedi Holmes. Muhtemelen tekrar dışarı çıkmak isteyebilirim. Belki de yukarı çıkmadan önce alt kattaki pencerelere göz atsam iyi olur. Holmes yavaşça bir pencereden diğerine yürüdü. Ahıra bakan pencerenin önünde durdu. Cama açtı ve kocaman büyüteciyle pencere pervazını dikkatlice inceledikten sonra, şimdi üst kata gidebiliriz, dedi. Bankacının giyinme odası gayet sade döşenmişti. Odada gri bir halı, büyük bir şifoniyer ve uzun bir ayna vardı. Holmes ilk olarak şifoniyere yöneldi, kilidi inceledi. Bunu açmak için hangi anahtar kullanılmış, diye sordu. Oğlumun söylediği gibi, odun mahzenindeki dolabın anahtarı. Anahtar burada mı? Tuvalet masasının üzerinde. Sherlock Holmes anahtarı alıp şifoniyeri açtı. Bu çok sessiz bir kilit, dedi. Sizi uyandıran sesin buradan gelmediği çok açık. Sanırım taç bu kutuda. Ona bakmamız gerek. Kutuyu açtı, ufak taçı çıkarıp masanın üzerine koydu. Karşımızda bir kuyumcunun sanatının muhteşem bir örneği duruyordu. Üzerinde 36 değerli taş vardı. Taçın bir tarafında eğri ve çatlak bir kenar vardı ve üç taşın bulunduğu uç kırılmıştı. Şimdi Bay Holder, dedi Holmes, burada talihsizce kaybolan ucun aynısından var. Sizden onu kırmanızı istiyorum. Bankacı korku içinde geri çekildi. Bunu yapamam. Öyleyse ben yaparım. Holmes bütün gücüyle taçın ucunu kırmaya çalıştı ama başaramadı. Parmaklarım çok kuvvetli olmasına rağmen bunu kırmam biraz zaman alacak. Bunu herkes kıramaz. Peki ben bunu kırmayı başarırsam sizce ne olur Bay Holder? Sil patlamış gibi bir ses çıkar. Şimdi tüm bunların yatağınızdan biraz ileride olduğuna ama sizin hiçbir ses duymayışınıza ne diyeceksiniz? Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunlara hiçbir anlam veremiyorum. Birazdan her şey aydınlanacak. Siz ne düşünüyorsunuz Bayan Holder? İtiraf etmeliyim ki ben de en az amcam kadar şaşkınım. Olunuzu gördüğünüzde ayağında ayakkabı ya da terlik yoktu değil mi? Antolon ve tişörtün dışında hiçbir şey yoktu. Teşekkürler, Araştırmamız sırasında şans bize yardım etti. Bundan sonra konuyu aydınlatamazsak bu bizim suçumuz olur. İzin verirseniz Bay Holder, dışarıdaki incelemelerime devam etmek istiyorum. Holmes tek başına dışarı çıktı, çünkü söylediğine göre fazladan ayak izleri işini zorlaştırırmış. Bir saat kadar incelemesine devam ettikten sonra ayakları kar içinde ve esrarengiz bir tavırla geri geldi. Görülmesi gereken her şeyi gördüm Bay Holder," dedi. "Artık işin geri kalanını kendi odamdan çözebilirim. Ya taşlar Bay Holmes, onlar nerede? Söyleyemem." Bankacı ellerini sıktı. "Onları bulamayacağım," diye bağırdı. "Ya oğlum. Sizce umut var mı? Benim fikrim hala aynı. Öyleyse Tanrı aşkına söyleyin." geçen gece evimde olan karanlık olay neydi? Yarın sabah 9 ile 10 arası Baker Caddesi'ndeki odama gelirseniz size her şeyi açıklarım. Sizin için çalışmam karşılığında bana açık çek vermiştiniz. O taşları geri almak için tüm servetimi feda edebilirim. Çok iyi. Olayı bunları dikkate alarak inceleyebilirim. Hoşçakalın belki akşam olmadan buraya tekrar gelmem gerekebilir. Arkadaşımın kafasında olayın çözümlendiği çok açıktı ama ulaştığı sonuçları hayır bile edemiyordum. Eve giderken birçok kez ne sonuca vardığı hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım ama o her seferinde ustalıkla konuyu değiştirdi. En sonunda umutsuzluk içinde bu çabamdan vazgeçtim. Odamıza döndüğümüzde saat daha üç olmamıştı. Holmes hızla odasına gitti birkaç dakika içinde sıradan makosenler giymiş olarak geri döndü. Üzerinde yakası kalkık, parlak, yırtık bir ceket, kırmızı bir kravat ve kendi yıpranmış botları vardı. Sanırım bu, işe yarayacak, dedi şöminenin içindeki ateşe bakarak. Benimle gelmeni isterdim Watson ama gelirsen planım bir işe yaramayacak. Belki tüm izleri bulacağım, belki de bir hayalin peşinde boşa vakit harcamış olacağım. Hangisi olduğunu birazdan anlayacağız. Birkaç saat içinde geri dönmeyi umuyorum. Arkadaşım köşedeki masanın üzerindeki büyük et parçasından bir dilim kesip iki yuvarlak ekmeğin arasına koydu. Onu da cebine yerleştirip odadan çıktı. Geri döndüğünde çayımı yeni bitirmiştim. Arkadaşım çok neşeliydi. Elinde plastik kenarlı bir bot vardı. Onu bir kenara bırakıp kendine bir fincan çay aldı. Sadece geçerken uğradım," dedi. "Hemen gidiyorum." Nereye? West End'in diğer ucuna. Geç kalabilirim, beni bekleme. Araştırman nasıl gidiyor? Şöyle böyle, pek kötü sayılmaz. Buradan çıkınca Streatham'a gittim ama eve uğramadım. Bu çok küçük ve basit bir problem, hemen açıklığa kavuşturmalıyım. Ama burada çene çalarak bunu yapamayacağım kesin. Önce bu kötü kıyafetlerden kurtulup eski saygın halime, özüme dönmeliyim. Tavrından anlattığının ötesinde deliller bulduğunu hissetmiştim. Gözleri parlıyordu, solgun yanaklarına renk gelmişti. Hızla üst kata çıktı. Birkaç dakika sonra dış kapının hızla kapandığını duydum. Bu da onun yeniden iz peşine düştüğünü gösteriyordu. Gece yarısına kadar bekledim. Arkadaşım dönmemişti ben de dinlenmek için odama gittim. İz üzerindeyken günlerce eve uğramaması çok alışıldık bir durumdu. Bu nedenle geç kalması beni hiç şaşırtmadı. Ne zaman döndü bilmiyorum ama bu sabah kahvaltıya indiğimde orada, elinde bir fincan kahve ve bir gazeteyle çok dinç ve şık bir şekilde oturuyordu. Sen gelmeden kahvaltıya başladığım için beni affet Watson, dedi ama müşterimize bu sabah erken bir saatte randevu verdiğimizi hatırlarsın. Saat henüz dokuz olmamış, zil çalıyor, gelen oysa hiç şaşırmam. Gelen gerçekten de bankacı dostumuzdu. Ondaki değişiklik beni çok şaşırtmıştı. Geniş yüzü küçülmüş, saçları beyazlaşmıştı. Geçen sabah geldiğinde olduğundan daha yorgun ve bitkin şekilde içeri girdi. Kendini, ona doğru itelediğim koltuğa bıraktı. Bu kadar korkunç bir tecrübeyi hak edecek ne yaptım bilmiyorum," dedi. İki gün öncesine kadar mutlu ve başarılı bir adamdım. Hiçbir derdim yoktu. Şimdi ise yalnız ve onursuz bir haldeyim. Dertler peş peşe geliyor. Yeğenim evi terk etti. Sizi terk mi etti? Evet. Sabah odası boştu, gece yatağında uyumadığı belliydi ve masanın üzerinde bana bıraktığı bir not vardı. Gece ona, üzgün ama kızgın olmayan bir ifadeyle, oğlumla evlenmiş olsaydı bütün bunların olmayacağını söyledim. Düşüncesizce davranmış olabilirim. Notta şunlar yazıyordu. Sevgili amca, bu korkunç felaketin başına gelmesine ben neden olmuşum gibi hissediyorum. Ve eğer farklı davranmış olsaydım, bu korkunç talihsizlik hiç olmayacaktı. Kafamda bu düşüncelerle senin çatın altında mutlu olmama imkan yok. Bu yüzden, seni sonsuza dek terk etmem gerektiğini düşünüyorum. Benim geleceğim için endişelenme, çünkü geleceğim garanti altında. Ve tüm bunların ötesinde, beni arama. Bu çok nafile bir çaba olur ve beni mutsuz etmekten başka işe yaramaz hayattayken ve öldükten sonra hep senin sevgili Marin olarak kalacağım. Mari. Bu not ne anlama geliyor Bay Holmes? Sizce intihar mı etti? Hayır, hayır, böyle bir şey yok. Bu en iyi çözüm olabilir. Dertlerinizin bitmek üzere olduğuna inanıyorum Bay Holder. Öyle mi Bay Holmes? O zaman bir şey duydunuz ya da bir şey öğrendiniz. Taşlar nerede? Sizce her biri için bin pound çok fazla bir miktar mı? On bin bile öderim. Buna gerek yok. Üç bin pound olayı çözmeye yeter. Bir de ödül vardı yanılmıyorsam. Çek defteriniz yanınızda mı? Burada bir kalem var. Dört bin poundluk bir çek yazmanız daha iyi olur. Bankacı sersemlemiş bir ifadeyle kendisine söyleneni yaptı. Holmes, çalışma masasına doğru yürüdü, küçük, üçgen şeklinde bir parça altın çıkardı, üzerinde üç değerli taş vardı. Onları masanın üzerine koydu. Müşterimiz sevinç çığlığı atarak taşları aldı. Onları buldunuz. Kurtuldum. Kurtuldum. Bu sevinç gösterisi en az bankacının iki gün önceki üzüntüsü kadar yoğundu, taşları alıp göğsüne bastırdı. Bir borcunuz daha var Bay Holder," dedi Holmes biraz sertçe. Borç mu? Adam kalemi kaptı. Adı ve miktarı söyleyin, hemen ödeyeyim. Hayır, borcunuz bana değil. O asil gence, oğlunuza bir özür borçlusunuz. Böyle bir durumda bile bu şekilde davranabilen bir oğlum olsaydı onunla gurur duyardım ama hiç böyle bir şansım olmayacak. Yani onları alan Arthur değildi. Onun suçsuz olduğunu size dün söylemiştim. Bugün de söylüyorum. Bundan eminsiniz demek. O zaman hemen onun yanına gidelim ve gerçeğin ortaya çıktığını söyleyelim. Bunu zaten biliyor. Olayı çözünce gidip onunla konuştum. Olanları onun bana anlatmayacağını anlayınca bütün hikayeyi ona ben anlattım ve o da hepsine onayladı benim tam olarak çözemediğim ayrıntıları anlattı. Bu sabah bize verdiğiniz haber her şeyi anlatmasını sağlayabilir. Tanrı aşkına bana bu tuhaf sırrın ne anlama geldiğini söyleyin. Tabii ayrıca gerçeklere hangi adımları atarak ulaştığımı da anlatacağım. İlk olarak söylemenin benim için zor olacağı kısımla başlayalım. Sir George Bunmel ve yeğeniniz Mary arasında bir ilişki vardı. Onlar birlikte kaçtılar. Benim variyim mi? Bu imkansız. Maalesef gerçek bu. Bu adamın ailenizle içli dışlı olmasına izin verirken, onun gerçek kişiliğini ne siz ne de oğlunuz biliyordunuz. O, İngiltere'deki en tehlikeli adamlardan biri. Tam bir kumarbaz, çok acımasız bir hain, kalbi ve vicdanı olmayan bir adam. Yeğeniniz böyle bir adamla hiç karşılaşmadığı için, adam onu yeminlerle kandırdı ve yeğeniniz onun kendisine deliler gibi aşık olduğunu sandı. O şeytanın ta kendisiydi ve sonunda Mari onun oyuncağı haline geldi. Her akşam onunla görüşmeye başladı. Buna inanamam, asla da inanmayacağım, diye bağırdı bankacı. Rengi kül gibi olmuştu. Size o gece evinizde olup biten her şeyi anlatacağım. Yeğeniniz, sizin yatmaya gittiğinizi düşünerek sessizce alt kata indi, ahıra bakan pencereden sevgilisiyle konuştu. Ayak izlerinden, adamın orada, karın üzerinde uzunca süre kaldığı anlaşılıyor. Mari, ona taçtan söz etti, adamın altına olan korkunç tutkusu bir anda iradesini ele geçirdi. Mari'nin sizi sevdiğine hiç şüphem yok ama bazı kadınlar için bir sevgilinin aşkı her şeyin üstündedir. Yeğeniniz için de böyleydi. Sizin aşağı indiğinizi görünce sevgilisinin dediklerini tam olarak anlayamadı. Hemen camı kapattı ve size hizmetçilerden birinin tahta bacaklı sevgilisiyle kaçtığını söyledi, hepsi gerçekti. Oğlunuz Arthur, sizinle konuştuktan sonra yatmaya gitti ama kulüpteki borçları yüzünden huzursuz olduğu için gözüne uyku girmedi. Sonra gecenin bir vakti kapının önünden geçen birinin hafif ayak sesini duydu Hemen kalktı. Dışarı bakıp kuzeninin koridorda gizlice yürüdüğünü ve sizin giyinme odasına girdiğini görünce çok şaşırdı. Delikanlı şaşkınlık içindeydi ve üzerine ne bulursa giyip karanlıkta neler olacağını beklemeye başladı. O sırada Mari tekrar odadan çıktı. Oğlunuz koridordaki lambanın ışığında onun değerli taçla yürüdüğünü gördü. Genç hanım alt kata indi oğlunuz korkudan titreyerek koşmaya başladı. Mari'nin gizlice pencereyi açtığını, taçı karanlıkta dışarıda olan birine verdiğini ve camı aceleyle kapatıp koşarak odasına gittiğini gördü. Bunlar olurken, oğlunuz sevdiği kadına karşı hiçbir tepki göstermedi. Ama o gittikten sonra, bunun sizin için nasıl bir talihsizlik olduğunu ve bir şekilde bu olayı düzeltmek gerektiğini fark etti. Çıplak ayaklarıyla aşağı koştu, camı açtı, karın üzerine atladı ve koşmaya başladı. Ayışığı sayesinde orada, karanlığın içinde, birinin olduğunu fark etti. Sir George Burmel kaçmaya çalışıyordu ama Arthur onu yakaladı. Boğuşmaya başladılar, taçın bir tarafından oğlunuz diğer tarafından adam çekiyordu. Boğuşma sırasında oğlunuz Sir George'a vurdu ve adam gözünden yaralandı. Sonra aniden bir şey koptu, oğlunuz elinde taçla eve koştu, pencereyi kapattı, odanıza çıktı ve taçın kavga sırasında eğildiğini fark etti. Tam onu düzeltmeye çalışıyordu ki siz uyandınız. Bu mümkün mü, dedi bankacı. O, övgüyü hak ettiği bir anda sizin hakaretlerinize maruz kalınca sinirlendi. Sevdiği birine ihanet etmeden gerçekleri anlatmanın yolu yoktu, bu sebeple daha cesurca bir şey yapıp kuzeninin sırrını sakladı. Demek bu yüzden Mari görünce bir çığlık atıp bayıldı, dedi Bay Holder. Aman tanrım! Ben ne kadar kör bir aptalım. Tüm bunlar onun neden beş dakika için dışarı çıkmak istediğini açıklıyor. Canım oğlum kavga ettikleri yere gidip kayıp taşları bulmak istiyordu. Onu ne kadar zalimce yargıladım. Ben eve gelince, dedi Holmes, kar üzerinde bana yardım edebilecek izler olup olmadığına baktım. Geceden beri oraya kimsenin ayak basmadığını biliyordum ve don sayesine tüm izler olduğu gibi kalmıştı. Esnafların eşya getirmek için kullandığı yoldan geçtim, oralarda birileri yürümüştü ama ayak izleri ayırt edilemiyordu. Diğer taraftan, mutfak kapısının uzak bir köşesinde bir kadın, bir tarafa eğik tahta bir bacağı olduğunu gösteren bir adamla konuşmuştu. Bunları derin ayak ucu ve hafif topuk izlerinden anladım. Bu arada tahta bacak biraz bekledikten sonra gitti. Bunlar bana anlatılan hizmetçi ve sevgilisi olmalıydı. Bahçede sıradan izlerin dışında bir şey göremedim ama ahıra doğru gittiğimde oradaki kar bana çok uzun ve karmaşık bir hikaye anlattı. Ayağında bot olan bir adamın iki sıra halindeki ayak izlerini gördüm. İkinci sıra izler çıplak ayaklı birine aitti. Sizin anlattıklarınızdan, ikinci kişinin oğlunuz olduğunu anladım. İlk adam her iki tarafa doğru yürümüştü ama diğeri hızlıca koşmuştu ve onun ayak izleri bot izlerinin üzerine çıkmıştı. Bu, oğlunuzun birinin peşinden koştuğunu gösteriyordu. İzleri takip edince, onların koridor penceresine geldiğini gördüm beklerken botlar buradaki karı epeyce dağıtmıştı. Sonra ahıra giden yolun 90 metre kadar ilerisine yürüdüm. Botların geri döndüğü, karın parçalandığı yeri gördüm, burada bir tartışma olmuş gibi görünüyordu. Son olarak, karın üzerindeki birkaç damla kan bana yanılmadığımı gösterdi. Botlar, yolun aşağısına doğru koşmuştu, diğer kan lekesi yaralananın botlu kişi olduğunu gösteriyordu. Ana yola geldiğimde kaldırımın temizlendiğini gördüm. İşte bu son ipucuydu. Eve girince sizin de hatırlayacağınız gibi pencere pervazını ve iskeletini büyütecimle inceledim. Birinin oradan dışarı çıkmış olduğunu anladım. İçeri girerken ayağın konulduğu yeri gördüm. Yavaş yavaş neler olup bittiğini anlamaya başlıyordum. Biri pencerenin dışında bekledi, bir başkası ona taçı getirdi. Olanları gören oğlunuz hırsızı izledi, Onunla mücadele etti. Her ikisi de taçı çekmeye başladı ve taç eğildi. Oğlunuz ödülüyle birlikte eve döndü ama mücadele sırasında taçın bir parçası orada kaldı. Buraya kadar her şey çok açıktı. Asıl soru bahçedeki adamın kim olduğu ve taçı ona kimin getirdiğiydi. Bir prensibim vardır. Mümkün olanı hesaba katmadan düşünürsen, geriye kalan imkansız bile görünse gerçektir. Taçı adama götürenin siz olmadığınızı biliyorum. Geriye yeğeniniz ve hizmetçiler kalıyor. Ama bunu yapan bir hizmetçi ise, oğlunuz neden onun yerine kendisinin suçlanmasına izin versin ki? Geçerli hiçbir sebep yok. Öte yandan, kuzenini çok sevdiği için, ne kadar utanç verici olursa olsun onun sırrını saklayacaktı. Yeğeninizi pencerede gördüğünüzü ve onun taçı görünce bayıldığını hatırlayınca varsayımlarım kesinlik kazandı. Ya işbirlikçisi kimdi? Tabii ki bir aşık. Başka kimin sevgisi yeğeninizin size duyduğu büyük sevgi ve minnettarlıktan daha ağır basabilir? Dışarı pek sık çıkmadığınızı ve çok sınırlı bir arkadaş çevresine sahip olduğunuzu biliyorum. Ama onların arasında Sir George Bunmel var. Kadınlar konusunda kötü bir ünü olduğunu daha önce duymuştum. O botları giyen ve taşları alan kişi Bunmel olmalıydı. Arthur'un kendisini tanıdığını bilmesine rağmen kendini güvende hissediyordu. Çünkü delikanlının anlatacakları ailesinin şerefini tehlikeye atacaktı. Geri kalanını siz de tahmin edersiniz. Bir serseri kılığında Sir George'un evine gittim, uşağıyla tanıştım. Ondan, adamın önceki gece başından yaralandığını öğrendim. Altı şilin, onun kullanılamayacak durumdaki ayakkabılarını satın almama yetti. Onları alıp, Stretama gittim ve ayakkabıların kardaki izlerle uyuştuğunu gördüm. Dün akşam ahıra giden yolda kötü giyimli bir serseri görmüştüm, dedi Bay Holder. İşte o bendim. Aradığım adamı bulduğumu anlayınca eve gelip kıyafetlerimi değiştirdim. Bundan sonraki işim çok hassastı. Çünkü bunu sürdürmek risk anlamına geliyordu. Büyük bir skandala sebep olabilirdi. Böyle kurnaz bir alçak her şeyi anladığımızı fark edebilirdi. Gidip onunla görüştüm. Önce her şeyi inkar etti. Sonra olanları ona en ince ayrıntısına kadar anlattığımda bağırmaya başladı ve duvardan acil durumlarda kullanılan sopayı aldı. Onu çok iyi tanıdığımdan o bana vurmadan önce kafasına bir silah dayadım. Bunun üzerine biraz daha mantıklı davranmaya başladı. Ona elindeki değerli taşlar karşılığında ödül verebileceğimizi söyledim. Her bir taş için bin pound teklif ettim, yüzünde üzüntü ifadesi belirdi. Ne? Onlardan umudu kes, bunu unut, dedi. Hepsini 600 yüz sattım. Hemen taşları satın alan kişinin adresini öğrendim. Ona da konunun daha fazla büyümeyeceğine dair söz verdim. Oradan ayrılıp taşları alan kişiye gittim. Epeyce uğraştıktan sonra tanesine bin pound vererek onları almayı başardım. Sonra oğlunuza uğrayıp ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Saat iki civarında çok yorucu bir günün ardından nihayet yatağımdaydım. İngiltere'nin çok büyük bir skandaldan kurtulduğu gün, dedi banker kalkarken. Bayım, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum ama yaptıklarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Yetenekleriniz, anlatılanların çok daha ötesindeymiş. Şimdi, ona yaptıklarımdan dolayı gidip oğlumdan özür dilemeliyim. Zavallı Mari ile ilgili anlattıklarınıza gelince, bu yüreğimi sızlatan bir konu. Sizin yetenekleriniz bile herhalde bana onun şu anda nerede olduğunu söyleyemez. Bence rahatlıkla Sir George Bunman neredeyse o da oradadır diyebiliriz, dedi Holmes. Ne günah işlediyse çok yakında cezasını fazlasıyla çekeceği ise kesin.